Selamünaleyküm Kuşçu Camiası arkadaşlar, herkese merhabalar, hayırlı cumalar. Uçum kümesimize geldik. Şöyle bir kuşlarımıza bakalım. Yavrular sıkıntılı arkadaşlar, yavruların durumları biraz sıkıntılı. Valla tüy zamanı, kalabalık kümes sıkıntıya vermiş hayvanlara. İnşallah yeni kümes yakında gelecek. Bir haftaya falan yine o zaman ayıracağız işte bunları. Şu an durumlar böyle arkadaşlar. Bakalım şöyle bir kuşlarımızı çekelim. Dün beyaz kaybolmuştu. Atmaca mı saldırdı ne olduysa. Kayboldu gitti. Ondan sonra yaklaşık bir saat sonra falan geri geldi. Şimdi şöyle bir yavrularımız da ufak ufak büyüyor. Arkadaşlar şu benekli sabuniydi diyeyim onlara. Benekli sabuniydi, biz yabaniler altına koymuştuk. Yabaniler bayağı büyüttü, bu kadar büyüttü. Ondan sonra işte bıraktılar yavruyu bakmayı. Biz de getirdik, burada bakmaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir boz dumanlımız var. Boz dumanlı serisi, orada bir sarı gözümüz var. Ondan sonra şu beyaz yavrular büyüyor zaten. Beyaz yavru. İyi maşallah. İyi arkadaşlar, kuşlarımızın işte biraz ufaktan bir hastalık var. Ya da o da bu tozdan oluyor. Kalabalık kümeslerin, kümes temiz ama yine de kalabalık olduğu için o beyaz küçük tozlar, kuşlardan çıkan o böyle kepek gibi şeyler arkadaşlar, kuşların üst solunum yollarını tıkıyorlar. Hık hık, göz sulanması bu sebepte oluyor. Bu yaz mevsiminde ve sıcakla beraber birleşince acayip etkili oluyor hayvanlarda. Tek başına öldürücü değildir. Fakat başka bir hastalıkla birleşirse hayvanın ölümüne kadar gidiyor arkadaşlar. Burada yapacağımız şey şöyle bir şey yapacağız. Eğer ki öylesinde bir kuşunuz varsa kık, göz sulanması, ağzı da işte hafiften böyle bir sarımsı şeyler, hayvanlarınıza Hiprodox veterinerden alabilirsiniz. Hiprodox vereceksiniz. Gözüne birer damla, ağzına 3 damla vereceksiniz şırıngayla. Eğer ki veteriner etrafınızda, yakınınızda yok veya işte alma durumunuz biraz, gerçi pahalı da bir ilaç değil, 30 lira falan. Eğer ki öyle bir durum yoksa o zaman da eczaneden, ama gerçi bunu antibiyotik olduğu için reçetesiz vermezler. Bir sağlık ocağına yazdıracaksınız. O şekilde alabilirsiniz. Neydi o ilacın adı? Tetradox veya Monodox. İkisi de aynı etken yapıya sahip. Onu da kuşlarınızı tamamında kullanabilirsiniz. 3 litreye bir tane tablet drone'u. 3 litreye bir tane tablet atabilirsiniz arkadaşlar. Onu da o şekilde kullanabilirsiniz. Şu an durumlar böyle. Kuşlarımızda hafiften böyle bir kırgınlık var. O da kalabalıklığın verdiği bir durum. Şimdi mavimizi ne bırakalım. Güzel olacak inşallah. Şu sabuninin, yavru sabuninin babası bu mavi. Şu boz dumanlı eşler. Bu maviyi verdiler. Sabuniyi verdiler. Şöyle bir mavi havalandıralım. Biraz uçsun. Cuma vakti. Cuma'ya da gideceğiz inşallah. O yüzden de hızlı davranmamız lazım. Zaten havalar da biraz sıcak. Ay be. Gel bakalım, bismillah. Şöyle bir kendini ısındırsın. Şimdi bir arkadaş gelecek. Daha doğrusu kanaldan arkadaşımız. Arkadaş olduğumuz bir genç. Ona da buradan bir tane kuş vereceğiz arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kalk 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 kalk. Maşallah. Sanki kanadında bir şey var gibi ama baktım kanatlarında bir şey de yok. Ama kanatlarında sanki bir şey var gibi geldi bana. Ama her seferinde kalkarken bu şekilde yapıyor. Gelin gelin gençler. Selamünaleyküm abi.
Aleykümselam. Abi bir şey diyecek misin? He? Bir şey diyeceğim bize. Ayıpsın abi, kümes senin ya. Arkadaşlar, Gültekin benim. Aleykümselam. Adı neydi senin? Ferhat. 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 Ferhat da bizim kanaldan bir dostumuz. Gültekin de arkadaşıymış. Kuş nereye gitti? Maşallah iyi geliyor ya. He? İyi geliyor. Bu mu? He, yani şuradan yukarıdan alsana. Kanka alacağız da 8 ya. Şimdi şöyle bir ısınsınlar. Ya kuşlar hep kırıldı ya Gültekin. Valla şeyden, tüy. Sıcaktan, tüyden, ya, tüy kalabalık çok, bir de. Tüy mahvetti ya. Yavruyu mesela eke kuşlarda çok sıkıntı yapmıyor ama yavruyu bitiriyor ya. Yavrular hep yanık oluyor ya. Hmm. Benimkiler de öyle. Yok abi ya, oyun kuşuna ben daha yavru baktırmam ya. Yok benim abi. De niyetim öyle de. Alacağım posta. Bizim orada kümesimiz var ya. O demir kümes. Şimdi önümüz iki hafta, ondan sonra iki hafta orayı faaliyete geçireceğim. Biraz zabıtayla sıkıntı yaşadım orada. Orayı fazla geçirip orayı kuşlara uçuracağım, oraya alacağım, orada uçuracağım. Burada da yine kümes olacak. Şimdi Timur buraya büyük bir tane kümes yapıyor. 2.40'a 1.60, bayağı da büyük olacak. Şu mavi nasıl? Bir tane mavi izledim dün akşam da. İzlediğim bu uçan herhalde. Bu uçan ya, bu uçan. Değil mi? Çünkü ha. Hareketlerinden anladım ya, biraz da. Bu uçan da. Onun bir tane yavrusu var, onun yavru öküzü, şuradaki Sabuni. Hmm. Onun yavrusu. Ya şey de, Ferhat'a da şuradan şunu verecektik. Şunu da hafiften bir, böyle bir göz sulanması olmuş. Bak bakalım. Bunu bir alsana. Tekin onu. Nasıl kalabalık diye hafiften var ama bir şey yok da. Çok inceden ya. He. O kadar şey yok yani. Ya biraz kendi atar onu. Ya biraz da tüyde. Sana dişi lazım değil mi? Aynen abi, dişi. Kümes erkek de oluyor. O dişi, şu da dişi. Sana acayip tüy döküyor hayvan ya. Ya bu sene kuşlar, ben anlamadım. Ya ben valla bu yaz var ya. Bu aşırı yaz da... tüye girdiler. Çok lan aşırı... çıkamadı ki hiçbir tane kuş. Çıkmadı, çıkamadı. Yani kanat, kuyruk ne var ne yok döktüler. Ben de anlamadım ne oldu yani. Vallahi ben bu sene ne kuş uçurabildiğim. Ancak şu, bunu bir yavruya kusturduk. Onu uçurduk. O da, işte yavru kustuktan sonra arayı açmaya başladı. Onu izlemişsindir daha önce sen. Yani izledim. Bir tane mavi var diyordum hani, hatırlıyor musun? O mavi işte bu. Şuradan birkaç tane atalım da. Birkaç tane yapsın aşağı. Aynen. En azından. Hava da sıcak ya, tam öğlen sıcak. Ya aynen. Beyazları atalım. Gel şu gölgeye geçelim ya. Bu da şuradan dalıyor zaten. Karşıdan dalıyor. Ferhat, kaç tane kuş var sende? Kaç? 18 olması lazım abi. Ne yaptın ya? Abi benim yer çok büyük ya. Çatlayabilirsin. Büyük de boş ver ya. Çok kuşu ne yapacaksın? Azaltacağım zaten ya. Yemin ediyorum ondan sonra diyorsun ki ya onun yavrusunu alayım, bunun yavrusunu alayım. Abi onu uçurdum, bunu uçurdum. Öyle abi ya. Abi kesinlikle ya. Bu saatten sonra var kesinlikle çok kuş bakmam ya. Çok kuş sıkıntı abi ya. Sıkıntı aynen abi. Ya çok aynı soy olur. Hani bildiğin kuşlar üzerine çoğalt. İki soy, üç soy. Yani çünkü tek soyda girdiğin zaman sıka giriyor. Sonra ileride kan daralıyor. İşte Ali abinin kuşları da şu an öyle ya. Hmm. Ha kuş yumuşacık kuşlar. Dirsek açıyor. Kuşlar dirsek açıyor ya. Yumuşacık ha, hayvanlar uçuşu böyle çok yumuşak. Dirsek açıyor hayvanlar. Ama şeyden dirsek açıyor, çok takla vuruyorlar. Ben ama abi... Bendeki öyle, çok takla vurduysa... Ama takladan dirsek açmaz ya, bilmiyorum, niye biliyor musun? Yani şey yok, hayvan bir de araya açamadı, çok taklada vuruyor ya. Yani bence şeyden, takladan şey yaptı. Bendeki ufak yokladıydı, ben hemen tık. Dedim evet, kes abi. Kes dedim, hiç dedim bekle. Aldı mı o kuşu, nar onda mı? Yo bendedir yani. Sende mi? He, alamaz onu. Bir dakika Gültekin şimdi söyle. Alamaz abi. Vermem söyledim zaten ona da. Allah Allah. Uçuracak ha kanatlarını. Aleykümselam. Aleykümselam. Dedim kanatlarını çektim. Kuşun dedim. He. Geldi mi dedim, gene dedim uçuracağım. Şu ara yer de değişti ya.
He ya, senin öyle bir durumun olmuş. He. Aleykümselam dayı. Selam. Bakalım ya. Ama şeyde de arazide de kuş var diğer tarafta. Bir tane abi var orada. Han orada uçuruyor ha. He, birkaç tane video atmışsın YouTube'a gördüm. He, onun arası işte. Gene bizim yavrulardan. Mavile o dumanlı dumanlı mıydı o? Yok, mavi miydi? Dumanlı daha vermedim ona. Dumanlı şimdi yavrular büyüyor. He. Esas dumanlardan vereceğim ona. Ver de uçur ya. Bakalım. Dumanlardan çok ümidim var benim ya. Valla inşallah hacı ya. Valla bir şey söyleyeyim sana. Yok öyle 50 tane kuşun olacağını boş ver. 3 takım domuzun olacak. Belki sadece onlara da dönebilirim düşünüyorum. Hele şu an 3 tane yavru geliyor attı. Direkt eğer güveniyorsan direkt onlara dön. Bakma şu an sana. Zaten ana dişi ben kendim uçurduğum kuş. Benim kendi yavruluktan beri bende. Ya işte kendi şeyi kuş. Şey sıkıntı. Yani, kuşu her türlü beğeniyorum. Her şeyini hareketleri olsun, şey olsun. Yok, altından gelen tutuyor mu o sıkıntı işte. Zaten şu an 3 tane geliyor. Bakalım onları deneyeceğiz artık. Şimdi orada arazide. Dene bakalım ne olacak, tutarsa bize de artık kuş verirsin, biz de kuşçu yaparsın. Ne şey ya, kuşu yaparsın ne demek, kuşu sensin. Kuşu sensin abi. Yok ben o kuşu. Kargalarla uğraşıyoruz, baksana şuna. Bunun babası bende işte, anası kayboldu da, anası zaten öz değil bunların. Dedim ya dumanlı soyu. Onun anasından getirdik bir tane dişi. Zor bela bir yerden bir şekilde katakulle ettik. Videoda açık anası dedim ama. Katakulli ettik, zor bela getirdik. Adam bana vermiyordu, ben başkasına koydum. Parayla aldırdım yani kuş dişisini. Aldık, getirdik. Yavru bir de aldım. Ve yem parası da, söylemesi sahip 500 lira istedi ha yem parası. Yem parası. Yem parası. Kaç tane kuş var? Adam biftek veriyormuş kuşlara ha. Kaç, bir tane ya. Bir tane dişi getirdim. O da yavru, daha yemi vurmamış. Yani işte. Aldım ben bunu. Büyüttüm işte, kümeste şu anda. Büyüdü, kendine geldi. Yani büyüdü. Kızdı, eşeği aldı. Ama yumurtlamıyor abi. Yumurtlamada bir sıkıntı var. Ya kümes kalabalık diye bir sıkıntı bizim var. Bizim şeyde de var, özlerde de var. Ali abiye verdim gerçi dumanın dişisini de. Ben Ali abiye... Orada kaldı biraz, şey yaptı. İlaç milaç girdi de. Yok. Yine geçti ya. İlaç yumurtlamadı mı? Yok, halen daha yumurtlamadı. Abi bilmiyorum da. Benim kümesimde bir tane daha dişi vardı. Yumurtlamadı. Bir arkadaşa verdim. Onda... Diyor Hüseyin diyor durduramıyor, paso yumurtluyor diyor. Nasıl iş lan dedim, biz de bir tane yavru alamadık. O erkek dumanlıyor. Kalabalıktan mı oluyor? Stresli Ali abiye benim verdiğim özler. Bu ilk getirdiğim bu dumanların özleri. Gültekin onlar bir efsaneydi ya. Anlattım ya sana o kuşları. Biliyorum ya. Ali abi de alamadı alttan, ben de alamadım. Sonra da dişiyi çaldılar. Erkeği de Ömer'e verdim. Ömer de kediye kaptırdı erkeği. Bu erkek şimdi o erkeğin öz yumurta kardeşi. Adamın kümesinde baş damızlı yani. Öyle bir kuştu yani. Yok dedim, Ömer dedim zaten. Ne sen bulabilirsin ne ben bulabilirim daha onlar. İşte uğraşıyor şimdi. Eskiye dönsek millet yani. He? Eskiye dönsek diyorum. Sen ne diyorsun? Ha. Abi zaten işte eski kuşlar da yok yani. Nerede? Uçma mı verdi kendine? Uçma. Aa, burada. Biraz uçma verdi. Gerçi havada. Ama biraz şey aslında yapar yere de kuşları görmemiştir. Ya? Gidiyor. Dün sana attım, şeye baktın mı? Sen dedin de bir abim sana. He gördüm de o adamlar zaten şeyin oraya gittiler. Oruç'un oraya mı? Oruç'un oraya gittiler. Ben dedim yani. Çünkü niye biliyor musun? He. Onlar yani öyle kostüm kuşu alıyorlar, satıyorlar. Ben öyle denk geldi dün akşam. Facebook'ta gördüm onları ya, gördüm. Dedim, atayım dedim. Onlardan daha güzel ya o şey yapanlar. Daha kara. Aleykümselam. Aleykümselam. Merhaba. Merhaba kardeş. Ne yapıyorsun? İyi abi. Bunun zaten bu uçar saatlerce ya. Şöyle videoyu kapatalım arkadaşlar.